Güzelliğiniz uzaktan dikkatimi çekti. Gelip bir de yakından göreyim istedim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Yani siz de fena değilsiniz aslında. Bu kadar mı? Değil. Yani size de yakışıklı diyebiliriz aslında. Gözleriniz de çok güzelmiş. Çimen gibi maşallah. Tanışalım o zaman. Madem birbirimizi beğendik. Tanışalım tabii. Benim için bir sakıncası yok. Ayşem ben. Ben de Ömer. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. O zaman uzatın elinizi. Buyurun, elim sizindir. Gidelim o halde. Sen niye beni beklemeden fırladın abi okulda? Hadi gelin ben atayım sizi hadi. Sizin için bir sakıncası yoksa arkadaşımla gideceğiniz yere kadar bırakabilir miyiz? Yani benim için bir sakıncası yok da ben sizi rahatsız etmeyeyim. Rica ederim. Ne rahatsızlığı? Rica ederim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Nasıl bakıyorlardı arkamızdan? Evet ya. Biraz daha orada dursaydık bizi döveceklerdi. Ben tanımadığım birine yüz verdim diye saçım başımı yolacaklar diye olabilirler ya annesi. Abi ne oluyor biri açıklayabilir mi ya? Neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamadım ki öyle yeni tanışıyormuş gibi tripler falan. Ya ben öyle Ayşem'i gördüm. Bir espri yapayım dedim. O da bozmadı. Oyun işte. Delisiniz ya. Sen de arabayla gelmeseydin keşke. Şimdi trafikte babası falan görür. Vallahi orasını nezih düşünsün. Alır arabayı altından. Aşk olsun kardeşim alsa ne olur ya. Vallahi çekerim sağa yakarım bunu burada. Yenge yakarım bu arabayı bunun için yakarım. Kimin malını kimden kaçıracağım müdür aşk olsun ya. Orasını bilmem. Ama hakkını teslim edeyim bu arabanın tadını benden daha iyi çıkartıyorsun. Sen özledin mi arabanı? Gel sağa çekeyim vereyim vallahi gel. Hayır ben özlemedim. Yenge birileri senden fena halde tırsıyor. Benden mi? Baksana ya, adam mum gibi oldu mum. Hazrola geçti yeminle. Saçmalama Nezih, kılıbık mıyım ben? Sen kalbi ılık bir adamsın. Müdür, kalbi ılık. O ne demek ya? Rahmetli babaannem öyle derdi ya, nur içinde yatsın. Ya kılıbık lafı oradan geliyormuş. Yani kalbi ılık. Ya ne güzel söylemiş, çok da güzel söylemiş rahmetli babaannen. Ne güzel de söylemiş rahmetli babaannesi. Kalbi ılık yârim benim, çimen gözlü yârim benim. Aile var. Dur, babacan. Nail abi çay getirdim, yol yorgunluğunu alır. Sağ ol kızım, sağ ol Safiyeciğim. Eline sağlık. Eyvallah Safiye. Afiyet olsun. Abi, yarın şu dükkanı beraber bir gidip görsek ha? Ya çok merak ediyorum, acaba senin içine sinecek mi? Ya bir kere şunu söyleyeyim, yeri acayip merkezi. Yani böyle iş merkezlerinin falan hemen dibinde. Ya zaten öyle servisi bize yeter de artar yani. Dolup taşar yeminle. Ha abi bir de bak ben diyorum ki sulu yemek mutlaka koyalım yani. Tamam. Ha bir de öğrenciye 2 ile 5 arası indirim yaptık mı... Hem böylece müşteriyi de dengelemiş oluruz hem çocuklara da iyi olur abi. Ya Nail abi ben her şeyi düşündüm, her şeyi. Yeter ki şu dükkanın yeri bir senin de içine sinsin. Aferin be İlyas. Vallahi seni hevesli gördüm çok. Yani beni de cesaretlendirdin. Sağ ol abi. Artık hakkımızda hayırlısı ha. Hayırlısı olsun. Amin. Ay Ayşemler geldi. Hadi. Abime bak ya. Ay geldi. Kuzularım.
Hoş geldin babacığım. Ay hoş bulduk yavrum. Güzel yavrum. Hoş geldin damat. Merhaba. Boğuluyorum, kemiklerimi kırdın. Sarılırım, daha da sarılırım işte. Özledim, çok özledim. Ha buradan da yapayım. Oh. Buradan da. Oh, çok güzel yavrum. Özledim güzel çok. Yavrum, ben de seni çok özledim. Çok özledim. Oh. Gel, gel. Aysel. Oğlum. Hoş geldin oğlum. Hadi oturun bakalım, oturun. Güzel kızım benim. Oh. Güzel çocuğum. Nasıl gidiyor dersleriniz? Ben geldim diye okulu kırmadınız değil mi? Aa yok, okul her şeyden önce gelir. Ha. Aferin, aferin güzel yavrum. Sen nasılsın oğlum? İyiyim. O zaman ben şimdi güzel bir sofra hazırlayayım. Siz de biraz bu arada hasret gidelim. Tamam. Ben de müsaadenizle bir Safiye'ye yardım edeyim. Güzel yavrum benim. Oğlum sen ne yaptın? Babanla aranı biraz düzeltebildin mi? Aynı. Ya bir beklentim de yoktu zaten. Olsun, boş ver. Takmayın siz kafanıza. Her şey düzelir zamanla. Merak etmeyin. Güzel kızım. Özlemişim. Ben de çok özledim seni. Merhaba. Hayrola? Erkencisin. Ya iş yerinde bütün gün başım şişti. Ben de bıraktım geldim. Zaten yarın da acil olarak Ankara'ya gitmem icap etti. Hani niye acil olarak Ankara'ya gitmen icap ediyor acaba? Allah Allah. Herhalde bir ihale takip ettiğimizi biliyorsun Nadide. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen artık tek ayak üstünde 40 tane yalan çevirmeye başladın. Of Nadide, of Nadide. Benim çok mu hoşuma gidiyor bu yaşta zırt pırt oraya buraya gitmeyi ya? Hem sen biliyor musun bu değirmenin suyu nereden geliyor? Hiç düşünüyor musun? Allah Allah ya. Kadına bak yalan deyip duruyor. Gördük geçen hafta fuarı, standları, hostesleri. Nadide Allah aşkına yapma şunu. Bak geçen haftaki olayı sana en az 40 kere izah ettim. Ben o evi Ömer için tuttum. Nezi otursun, yayılsın, partiler versin de bizim ırk neler kaçırdığını anlasın diye. Madem öyle, yanlışlıkla meşrubatları buraya getiren adamlar niçin yanlışlık yok, Reha Bey'in evine gelecekti dediler? Madem o ev Nezih'in, niye dünya alem senin diyebiliyor? Ya ne bileyim, şirkete değil de eve götürün dediğim içindir. Ya da bilmiyorum, başka bir şey olmuştur ya. Nadide, bak Allah aşkına zaten başım şişti. Bir de sen böyle abartma. Çekeceğim, gideceğim bir otele, o olacak ya. Yeter artık ya, yeter. Bir haftadır başım netini yiyorsun, yeter artık. Aa. Nail abi. Hı. Ya ben diyorum ki biz daha büyük bir eve mi taşınsak acaba? Hı? Ha? Furkan da geliyor haftaya askerden tezkeresini alıp. Ayşemlere ayrı, köfteci dükkanına ayrı, bu eve ayrı kira vermektense. Daha büyük, daha geniş bir eve çıksak nasıl olur? Vallahi ne bileyim kızım, aslında bunu tabii gençlere sormak lazım daha çok. Ay yok, ben zaten onlar için diyorum. Ya bu ev küçük, gelip de kalamıyorlar çocuklar, yazık. Onun bunun evinde de helak oluyorlar. Evet, aslında ben de biraz bunun için geldim buraya. Kızımı tanırım ben, Ketum'dur o. Şimdi derdi olsa da söylemez. Kafama takılıyor bunların okullarını, derslerini etkileyecek diye. Biliyorum dardalar. Ama babacığım takılmasan zaten üzülüyorsun. Bir de oradaki düzenini bırakıp geldim buralara kadar. Biz iyiyiz. Değil mi Ömer? Kesinlikle. Biz çok iyiyiz. Kimsenin yanında da kalmıyoruz. Bizim evimiz var. Eviniz mi var? Ayol bunlar arkadaşlarının yanında bir oda tuttular ya. Ona ev diyorlar işte. Evladım, el alemin evinde daha ne kadar kalabilirsiniz? Hayır hayır, öyle değil. Biz kimsenin yanında kalmıyoruz. Kendi evimiz. Kendinizin mi ev? Evet şey yani... Eveleyip geveleme de anlat, ne evi bu? Kendi evimiz, tabii kendi evimiz. Şimdi yengecim sizin yanınızda kalmak istemiyormuş gibi olmasın diye, yani yanlış anlamayın diye biz. Yani. Evet, biz kalmayı istiyorduk ama tutmuş bulunduk. Değil mi Ayşen? Evet, tuttuk biz.
Niye bizim haberimiz yok peki bunda? Çünkü bir iki gün içinde tuttuk. Yani söyleyecektik aslında. Çok çabuk oldu. Kızım tutar tutmaz söylesenize. Hiç olmazsa aklımız kalmazdı sizde. Evet yani çocuklar bize de söyleseydiniz ne bileyim bir faydamız dokunurdu, bir yardım ederdik. Ama amcacığım yani okul var, bir yandan koşturuyoruz. Zaten bir iki gün oldu tutalı, yani söyleyecektik zaten. Allah Allah, peki eşya işini ne yaptınız? Aldık eşyaları. Aldınız. Hangi parayla? Ya ben artık çalışmaya başladım. Bir organizasyon şirketinde çalışıyorum. Düğün fotoğrafı çekiyorum. Yani... Tabii doğru bu. Çalışmaya başladı Ömer. İki tane düğün oldu değil mi Ömer? İki, evet. Şimdi bir de festival çıktı. Onun da fotoğraflarını çekecek. Çok güzel. İyi, hadi bakalım. Kolay gelsin o zaman. Hadi yiyin yemeklerinizi, soğutmayın. Sağ olun. Bak Reha, eğer bu yaşından sonra Ömer'in durumunu bahane edip de başıma yeni yeni adetler çıkarırsan çok fena olur, uyarıyorum seni. Pes diyorum Nadide, pes diyorum. Ne demeye çalışıyorsun sen ya? Yani böyle iş seyahati falan diye gidip böyle başka işler çevirirsen diye diyorum. Öyle mi? Tamam o zaman yarın birlikte gidelim. Benimle sağa sola koştur, millete dert anlatmaya çalış, gör bakalım neler çeviriyormuşum. Ayşen sen aklın sıra bana blöf mü yapıyorsun? Ya öyle bir gelirim ki gelemem zannediyorsun değil mi? Allah'ım yarabbim, sanki yalan borcum var ya. Bak bıktım artık ha, bıktım usandım. Ben de bıktım, ben de usandım. Zaten Ömer de senin bu sert tavırların yüzünden kaybettik. Oğlunun asiliklerinden ben mi mesul oldum şimdi? Ha ya kim? Ben alttan al dedikçe sen tepesine tepesine çıktın. Hay Allah, benim kadar ters düşsün başınıza Emi ya. Bak çekip gideceğim, o olacak ha. Ha nasıl gidecekmişim bakalım? Ne yani, gidemez miyim? Gidemezsin tabii, öyle kolay değil. Öyle Ömer gibi çekip gidemezsin. Hesap vereceksin. Hayır efendim, hesap vermiyorum ve işte gidiyorum. Reha nereye? Seni hiç ilgilendirmez. İstediğim yere giderim. Gitmeyeceksin diyorum. Gittim bile. Hele bir git. Ne yaparsın? Ne yaparsın ha? Madem bu kadar sertsin, sertliğini oğluna gösterseydin. Bak vurdu kapıyı, çekti gitti işte. Ben de çekip gidiyorum. Ya herro ya merro. Sen Ömer? Ne yaptım? Ev tuttuk dedin. Ev mi tuttuk biz? Ben baban üzülmesin diye öyle söyledim. Ya beni hepten aciz görmesini istemiyorum Ayşem. Ben babana söz verdim. Seni mağdur etmeyeceğime dair söz verdim. Ben yardıma muhtaç değilim ki. Sen beni niye mağdur edesin? Biz evlendik. Birlikte paylaşacağız hayatın sorumluluklarını. Ayşem, bir erkek olarak gücüme gidiyor. Ben seni rahat ettirmek istiyorum. Ne olacak? Babam evi görelim derse ne yapacağız biz? Nezih'in evini göstereceğiz mecburen. Yalanı büyütüyoruz yani. Orada kalmıyor muyuz zaten Ayşem? Ayşem. Ne olur anla beni. Ben babam bana güvensin istiyorum. Adamcağız babamı bile karşısına aldı. Evlenmemize razı oldu. Ne olur. Ayşem, hadi kızım. İki kişi bir masayı toplayamadınız mı daha? Tamam babacığım, geliyoruz. Tamam. Tamam. Hadi toplayalım sofrayı hadi. Efendim Reha amca. Ezi, ne var ne yok? Nasılsın bakayım? Sağ olun, sizin sesinizi duydum. Daha iyi oldum Reha amcacığım. Eyvallah. Bak ne diyeceğim. Eğer evlenirsen sana geliyorum. Bana mı? Evet. Bu senin evdeki partiden sonra Nadide teyzenle aramız iyice nane oldu. Her şeyden şüpheleniyor. Geril geril bir yere kadar. Ben de dayanamadım sonunda. Vurdum kapıyı çıktım.
Eğer evdeysen sana geliyorum direkt. Şimdi mi? Bana mı? Direkt mi? Evet. Bak şey düşündüm. Sokaklarda sürüneceğime dedim. Nezih nasıl olsa benim oğlum sayılır. Gideyim ona. Güzel güzel otururuz onunla. Sen şimdi hemen bize bir pizza söyle. Bir de turnuva yaparız seninle. Yarım saate kadar sendeyim. Arabadayım şimdi. Oo, ciddi ciddi yani. Bir sakıncası mı var? Da yok. Yok da şey ben evde değilim şu an Reha amca. Baba de bana. Reha baba de. Reha baba, babacığım, babam. Ben şu an dışarıdayım. Bir de çok uzaktayım. Ben dönemem Reha amca. Babacığım. Olsun. Evin anahtarı var bende nasıl olsa. Ben giderim eve. Girerim içeri, otururum. Seni beklerim. Sen de işin bitince gelirsin. Tamam? Hadi. Hadi görüşürüz. Gel. Nezih hadi hayatım. Geç kaldık. İn kızım. İn. Hadi. Ne yapıyorsun anlamadım ki. Ya Sude benim acil bir işim çıktı. Senin de hemen gitmen lazım. Ne işin çıktı ya? Hani Berkler'le buluşup maç izleyecektik? Sonrasında bilgisayar oyunu turnuvası. Ya Sude benim hayatım bilgisayar oyunu olmuş. Sen ne diyorsun ya? Al bakalım şunları. Senin hemen ışınlanman lazım abi. Bak bu da senin de taksi paran. Ne bunlar nedir? Deli misin sen? Delirmedim ama neredeyse delireceğim. Herkese benden selam söyle. Nezih. Abla. Efendim. Kerem Hoca'nın sana ettiği şu teklif var ya. Birlikte Amerika'ya gitme teklifi mi? Eğer ben olmasaydım. Giderdin değil mi? Saçmalama canım. Ne alakası var? Ne işim var benim Amerika'da filan? Mesele oraya gitmek değil ki. Bahsettiğim o değil yani. Sen yıllarca Kerem Hoca'nın aşkını içinde yaşadın ablacığım. Şimdi tam zaferini kazanmışken onunla birlikte gitmemen bence hiç mantıklı değil. Seda. Ablacığım. Biliyorum. Bunun tek mantıklı sebebi olabilir. O da ben. Hiç de bile. Seninle bir ilgisi yok ki. Yani tamam ben seni çok seviyorum, çok önemsiyorum. Sen benim önceliğimsin. Ama yani benim de burada bir hayatım var Seda. Yani işim gücüm burada, arkadaşlarım burada. Niye gideyim canım ben Amerika'ya? Hem sen kafanı takmasana bunlara. Seninle bir ilgisi yok. Öyle suçluluk duymana falan gerek yok yani. Tamam mı? Ne oldu? Kerem'den mesaj geldi. Ne yazmış? Evine çok yakını. Uğrasam biraz konuşabilir miyiz? Ne demek şimdi bu? Bilmem. Ablacığım ben odamdayım. Kerem Hoca'yı buraya çağır ve onunla konuş tamam mı? İnşallah evde değilsinizdir ama. İnşallah evde değilsinizdir oğlum. Reha amca bir çakarsa evi size verdiğimi ben bu sefer biterim. Net. Oğlum falan diyor adam bana ya. Kendi oğlum sildi beni yazdı defteri. Allah'ım sen bana yardım et. Kerem. İnci. Gelebilir miyim? Tabii, tabii. Gelsene. Bir şey mi oldu? Ya sen hiç iyi görünmüyorsun. Rengin sapsarı. Ya Kerem ne oldu? İnci benimle gelmek zorundasın. Tamam mı? Gelmek zorundasın. Nilay'a karşı suçluluk duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini biliyorum. Abi biraz sakin olur musun yalnız? Olamam. Bu haldeyken sakin olamam. Çünkü... Sen bana anlatacak mısın peki neler olduğunu? Bak, İnci. Nilay yüzünden benden uzak durma.
O bunu hak etmiyor. Hem de hiç hak etmiyor. O ne demek şimdi? Az önce Nilay'ı başka bir erkekle gördüm. De fazlasıyla samimi bir şekilde. Hadi Nezih, hadi Nezih. Hadi anam, hadi. Oh, 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 yayılın anam, yayılın. Nezih toplar. Gerçi çocuklar da haklı abi. İnsancıklar arkadaşların evinde kalıyoruz zannediyorlar da. Bir bilseler işin aslını astarını. Arkadaş dedikleri bukle saçlı bir canavar. Bunlar buradaydı. Oh, Ayşem yengemin kozmetik dünyası. Amca sen misin? Ne çabuk geldin ya? Kerata, hani sen dışarıdaydın? Ben de daha gelmemişsindir diye anahtarla girmeye çalışıyorum. Olur mu öyle şey Reha amca? 40 yılda bir Reha amcam evime, yani evine gelecek. Olur mu öyle şey? Kendi eviniz gibi Reha amca, buyurun geçin. Sana bir şey söyleyeyim mi Nezih? Asla evlenme koçum. Neden dersen? Huzur yok ya. Vallahi bekarlıkta da huzur yok Reha amca. İnsanın kafasını dinleyeceği, bir başına kalabileceği hayatı şart ya. Ya bana bak, bu yaşımda bile hala özgür değilim. Hala hesap veriyorum. Vallahi bıktım ya. Tabii siz Nade teyzeyle de kapıştınız. Ne kapışacağım onunla be? Verdim ağzının payını, çektim kapıyı çıktım. Hayır, neyi mi gördü benim ya? Neyi mi gördü? Ha, böyle 40 yıllık şeymişim gibi, çapkınmışım gibi bana soru sormalar, afralar tafralar. Hayret ya, hayret. Vallahi Reha amca sizi o stand hostesleriyle görmesi yetti demek. Ya bakın ben size o gün de söyledim. Şimdi hani Ömer'in yuvasını yıkacağım derken sizin yuvanız yıkılacak Reha amca. Vallahi ben çok korkuyorum. Acaba siz hiç bu evde takılmasanız mı Reha amca? Sen kimden tarafsın ya? Sizden tarafım Reha amca. İyi. Hadi neyse şu oyunu aç da bir oynayalım. Bir stres atalım. Bak hala elim ayağım titriyor ya. Bir de... Karnım aç benim ya. Büyük bir pizza söylerim ha. Hadi bir de pizza söyle. Oh. Oh. Reha amca o zaman ben hemen... şey yapayım. Pizzayı söyleyeyim. Oyunu da açayım. Reha amca hızlıca oynayalım. Hızlıca yiyelim. Hızlıca gidelim. Hızlı yaşamak lazım. Gençliğimi yakmadım. Yok abi, sıkıntı yok. Ya dükkan zaten devir ya. Ama işte boyasını, badanasını yani ufanı, tefeğini de zaten ben hallederim. Ha, ama diyorum ki abi bak böyle yani esnaf lokantasına çevirmeyelim yani katiyen. Yani daha ziyade böyle sıcak, otantik. Yani bizden bir hava katalım ha. Tamam canım, yaparız. En alasını yaparız. Baksana burada koskocaman mimar oturuyor. Herhalde dükkanın şekli şemaliyle ilgili bir takım fikirler verir bize. Yok yok, ben daha mimar olmadım. Okul bir bitsin ama yine de yardımcı olmaya çalışırım tabii. Ya o değil de benim aklım hala sizin o evi nasıl tuttuğunuzda. Hangi parayla tuttunuz siz o evi? Düğündeki altınlarla yenge işte. Ha, iyi. O zaman iyice bir yerleşin de bir akşam yemeğe gelelim biz size. Adettendir. Nerede yaşıyorsunuz görelim. Tabii tabii gelin, biz de onu söyleyecektik. Hatta babamı bugün beraber alıp götürelim diye konuştuk Ömer'le, değil mi Ömer? Tabii ki, tabii. Olur mu canım? Burası da evimiz. Ben bırakmam abimi. Ah, tabii tabii, Nail abimizin başımızın üstünde yeri var da... İlyas'cığım, o da kızı. Merakından geldi adam da. Gitsin bir görsün evini. Tamam canım Safiye, Allah Allah. Günler çuvala girmedi ya, kızın da evi orada kaçmıyor, gideriz. Yarın bizim işimiz var, gidip dükkana bakacağız İlyas'la. Yani...
Safiye, hı, hadi sen bize bir çay koy istersen. Yok, ben koyarım çayı. Ben koyarım. Ben de yardım edeyim. Bunlar da yapışık ikizler gibi. Bir insan birisinden ayrılıp hemen bir başkasıyla nasıl bu kadar çabuk samimi olabilir anlamıyorum. Aslında o kadar kısa bir zamanda sayılmaz ama. Ne demek şimdi bu? Yok yani. Bir dakika. Sen bir şeyler biliyordun değil mi? Biliyordun. Ya, doğruyu söylemek gerekirse ben Nilay bana bahsetmişti yeni biriyle tanıştığından. Öyleyse niçin bana söylemedin İnci, niçin söylemedin? Üstelik beni hala bu kadar çok seviyorken. Bir gün ondan ayrılmamı bekliyordum, bunu biliyorum İnci. Niçin bana söylemedin İnci, niçin söylemedin? Çünkü ben seni üzmek, utandırmak istemedim Kerem. Ayrıca söyleseydim de bir şey değişmeyecekti. Çünkü sen zaten ayrılacaktın Nilay'dan. Ben seni anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Gidiyor musun? Evet, yeterince kaldım zaten. Ya Kerem tamam. Tamam. Ben sana her şeyi anlatacağım en başından. Ben sana anlatmak istedim. Ama yapamadım, anlatamadım. Yani biliyorsun Nilay da yani bir şekilde benim yakınım oldu, arkadaşım oldu. Birlikte de çalışıyoruz. Yani anlamaya çalış lütfen. İnci. Sen beni gerçekten seviyor musun? Yoksa geçmişte kaçırdıklarının mı peşindesin? Bana bunu açık açık söyleyebilirsin. Konuş benimle. Sen bana bunu gerçekten mi soruyorsun? Cevabını bilmiyor musun Kerem? Beni gerçekten sevseydin benimle gelirdin. İsterdim. Gerçekten isterdim. Yani ben hayatım boyunca seninle bir arada olmayı hayal ettim. Şimdi bu hayalim gerçekleşmişken, bana bu kadar yakınken... Öyleyse neden? Kerem, söyledim ben sana bunu. Seda'yı yalnız bırakamam. Seda kocaman bir kız İnci. Onun yaşındakiler evlenip yuva kuruyor. Ya ama Seda öyle bir kız değil. Seda çok hassas. Çok duygusal. Yani biz ailemizi kaybettiğimizden beri Seda toparlayamadı. Kendine bile gelemedi. O bensiz yapamaz. Sen izin vermediğin sürece de toparlayamayacak. Büyümesine izin ver artık. Ya sen beni bir kere yargılamayı bırakıp anlamaya çalışsana Kerem. Ben seni gayet iyi anladım İnci. Gayet iyi anladım. Bizim hikayemizin bir sonu yokmuş zaten. Birbirimizi suçlamanın bir manası yok. Ben gidiyorum İnce. Hoşça kal. Çocuk değil. Seda, duydum. Yani istemeden de olsa kulak misafiri oldum. Yani bir yalana kaptırdık gidiyoruz. Ne yapacağız biz? Bir de Nezih'in evinde misafir ağırlayacağız. Sanki bizim evimizmiş gibi. Vallahi ben de bilmiyorum Ayşem. Sıcağı sıcağına itiraf etmek mi daha iyi? Yoksa yengenlerle eve çıkmak mı? Ben gerçekten bilemiyorum. Ne konuşuyorsunuz siz burada fısır fısır? Şeyde okulda ders programı değişmiş, biz onu... Evet. Ha iyi tamam hadi. Acele edin, millet çay bekliyor. Pardon. Abla. Benim bir tanecik abla. Kerem Hoca'yla gitmek zorundasın. Duydun mu beni? Benim yüzümden yalnızlığa mahkum oluşunu seyretmemi mi istiyorsun? Onunla gitmek zorundasın. Asıl gitmezsen mahvolurum ben.
İnan bana. Ben bununla başa çıkabilirim. İnan bana. Büyüdüm artık ben. Sen Kerem Hoca ile gitmek zorundasın. Tamam mı? En azından birimiz mutlu olsun ablacığım. Ne olur. Birimiz mutlu olsun. Gitmezsen benden çok nefret edeceksin. Ben buna katlanamam. Herkesi geçti. Messi vurdu, gol oldu. Vurdu, gol oldu. 8 oldu. Evet sayın seyirciler, hakem oyunu yeniden başlattı. İsviçreli hakem Mendes Codesal frikiyi verdi. Messi geliyor topun üstüne. Baktı. Messi geldi. Yine gol oldu. Messi, bu adam değil Messi. Oğlum biraz daha yavaş yap. Benim elim yatkın değil. Haksız rekabet yapıyorsun. Aha! Reha amca istiyorsanız vallahi ben tek elle oynayayım ya. Hatta ben ilk yarı hiç oynamayayım. Siz ilk yarı atın, ben ikinci yarı oynamaya başlayayım. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Aşk olsun Reha amca. Tam aksine. Düpdürüstüm şu an. Ben ne yapsam mesela, yani dalga geçsem, yalan söylesem bile bile yenilirim. Böyle çocuk kandırır gibi. Olur mu öyle şey? Nezih Yeşildere tek elle geliyor. Tek elle geliyor. Vurdu, gol oldu. Nezih Yeşildere kariyerindeki ilk tek elle golünü Reha amcasına atıyor. Bu akşam burada Nezih Yeşildere şovu var. Yeter be yeter. Oynanmıyor seninle. Sen sürekli bunun karşısında idman mı yapıyorsun? Oğlum dersin falan yok mu senin ya? Vallahi Reha amca. Ders dediniz de... Benim yarın çok önemli iki tane sınavım var. Şimdi bunu oynuyorsa iyi güzel de... Vallahi Reha amca ben bunu annemin karnında başladım, bir yararını görmedim. Ne olur siz alışmayın. İyi, sen bana bir battaniye ver de... Ben de şurada televizyonun karşısında izleye izleye böyle keyifli keyifli uyurum. Kıvrılmak mı? Buraya mı? Burada mı kırılacaksınız? Burada mı kalacaksınız Reha amca? Bu saatten sonra niye eve gideyim ki? Hem Nadide için de iyi olur. Meraklanır biraz. Aklı başına gelir. Çok teşekkürler yengeciğim. Zahmetler verdik. Ne demek evladım? Burası sizin de eviniz. İstediğiniz zaman gelin. Babacığım gerçekten benim içim yani dayanmıyor. Sen eşyalarını al gel. Sen de bizle gel. Ne olur. Güzel yavrum benim. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bana mı? Ne oldu? Sen bir karardın böyle. Burada kalmamın bir sakıncası mı var? Bana bak. Yoksa birini mi bekliyorsun? Yok. Reha amca ben onu şeyine dedim ya. Ben şuraları toplayayım da Reha amca. Yayıntı olmasın. Reha amca. Nadide teyze duyarsa bana fena gönül koyar Reha amca. Bak yine onun tarafını tutuyorsun. Altına araba verdim, ev verdim. Hala onun tarafını tutuyorsun. Yok tamamen yanlış anlaşıldım. Reha amca siz... Siz bir yuvan ne kadar zor kuruluyor... Ne emeklerle kuruluyor biliyor musunuz Reha amca? Tabii ki biliyorsunuz çünkü siz bir babasınız. Peki ya o yuvayı yıkması?
5 dakika. Yüzükler atılıyor. Hop! Bitti gitti. Mesela benim annem yeniden evleniyor. Hadi ya. Kaçıncı oldu bu? 4. Ben söylemeye bile utanıyorum artık Reha amca. O yüzden şimdi ya böyle Nadet teyze sizi sinirlense, böyle bir gözü dönse Nadet teyzenin o yüzüğü şey yapsın. Böyle Nadet teyzeyi kızdırmayalım Reha amca. Valla ayaklarınıza kapanabilirim şu an. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ağlamıyorsun değil mi? Ağlarım. Vallahi ağlarım. Yapmayın Reha amca. Yuvanızı yıkmayın Reha amca. Benim gibi çocuklar olmasın Reha amca. Hadi Reha amca yavaştan yavaştan. Tamam tamam tamam. Kapım her zaman size açık Reha amca. Ama yeter ki siz annemle babam gibi olmayın. Siz yuvanızı koruyun Reha amca. Tamam. Tamam tamam üzülme üzülme. Sen de bir yetişkin sayılırsın artık. Tamam. Toparla kendini. Takma sen bunları kafana. Şimdi otur. Güzel güzel derslerini çalış. Tamam. Tamam. Üzme kendini. Tamam. Hadi. Reha amca sağ olun. Beni teselli ettiniz. Teşekkür ederim. Allah'ım akıl hastası olacağım. Ömer. Ömer hasta ettin beni Ömer. Kalk. Nezir kalk. Babama daha fazla ısrar etseydik de bizimle gelseydi. Benim de aklım kaldı aslında. İnşallah az ısrar ettik diye yanlış anlamamıştır. Ay az mı ısrar ettik acaba Ömer? Yarın amcanla işi vardı. O yüzden belki. Çağırırız yine. Boş ver. Üzülme. İşte bizim olmayan evimize. Ne güzel tutacaktık evimizi. Şu okul takside olmasaydı. Ah baba ah. Gel. Ay. Ne oldu? Bir ses duydum sanki. Kimse de yok. Neyse gel. Onları buraya sen mi koydun? Yoo. Niye ki?
Ben terliklerimi buraya koymuştum. Şu anda buradalar bunlar. Yürüdüler mi kendi kendilerine Ömer? Ya bu sefer oraya koymuşsundur işte. Hayır, Allah Allah, ben biliyorum. Benim küçüklükten beri takıntım var. Yani eminim ben bu terlikleri bunun ortasına koyarım. Takıntım var. Asla çizgilere denk getirmem ve kapıya çok yakın koyarım. Biliyorum yani. Demek ki aklını başından alıyorum senin. Şu halime bak. Sanki her şeyimiz tamam da terliğimin yeri yanlış bir tek. El alemin evine de yerleştik. Oh! Evet. Alıyorsun. Artık bir şey düşünme. Rahatla biraz. Rahatım ben Ömer. Seni çok seviyorum. Hala babana yalan söylediğimiz için üzülüyorsun değil mi? Bak eğer öyle yapmasaydık baban dükkan için ayırdığı parayı bize vermeye kalkacaktı. Daha mı iyi olurdu? Biz gerçekten eve çıktığımız zaman onu nasıl göstereceğiz? Yalanımız ortaya çıkacak. Öyle daha mı iyi olacak? Ayşem, bunları artık düşünmeyelim ne olur. Ben iyi değilim. Böyle gözlerine bakınca benim başım dönüyor. Misafirler de gelecek. Baş başa kalamayacağız. Aa, o ne demek şimdi? Işıkları kapatalım demek. Ay, o zaman karanlıkta saklanmaç. O zaman yakala beni. Ayşem nereye gidiyorsun? Gel. Ayşem. Evet arkadaşlar. Dersimiz bitmek üzere. Ama ben son olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Abiniz olarak küçük bir tavsiye. Yetenek hepimize eşit dağıtılmamış olabilir. Ama sanatınızı şekillendirmek sizin elinizde. Eğer yeterince kendinize inanır ve güvenirseniz dünyayı değiştirirsiniz. Bunu unutmayın. Bravo Kerem. Hoca. Bravo Kerem Hoca. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ ol. Hocam, bu bir veda konuşması mı? Biz biraz öyle hissettik de. Evet. Aslına bakarsanız bu bir veda konuşmasıydı. Kendi özel sebeplerimden dolayı Amerika'dan gelen bir teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Artık bundan sonra derslerinize başka bir meslektaşım gelecek. Ama dünya küçük. Belli mi olur? Belki bir gün bir yerde karşılaşırız. Evet hadi, ders bitti. Bir dakika hocam. Hadi. Ne oluyor? Ya çocuklar siz... Siz ne yaptınız böyle? Bak... Çok duygulandırdınız beni. Seda... Sen... Öyle bir dilek tut da bari öyle git Kerem Hoca. Dilek tutman öyle langır lungur gidilmez. Anladın mı sen? Öyle langır lungur gidilmez öyle. Ya Kerem, bak gitmendeki sebep maddi sebeplerse onu hiç dert etmeye gerek yok oğlum. Biz çocuklarımızla para toplarız yani. Bir kooperatif falan kurarız. Ben bu parayı bulurum sana. Yani sıkıntı değil yani. Canı sıkıntı değmez oğlum. Yok dostum. Yani konu o kadar basit değil. Sedacığım. Çok teşekkür ederim bu güzel sürpriz için. Rica ederim. İyi hadi bir dilek tutayım o zaman. Hadi hadi hadi. Tamam. Hadi. Thank you.
Aynur Hanım. Geç kaldım biraz, kusura bakmayın. Her şey yolunda değil mi? Bir aksilik yok. Merak etmeyin, her şey yolunda. Ses sisteminin kontrollerini yapıyoruz son dakikaya kalmasın diye. Tamam. Ben de içeriği kontrol ettim. Hazırlıklar devam ediyor. Birazdan bütün standlar kurulmuş olur. Merhaba İnci. Nasılsın? İyiyim Ali'cim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Merhaba Aynur Hanım. Merhaba. Ne kadar güzel telaşlar bunlar böyle değil mi? Ya benim de öğrenciliğimden beri en sevdiğim gelenektir bu bahar festivalleri. Aynen. Benim de öyle. Oldum olası böyle mutlu merasimleri çok severim. Bir de düğünleri. Ya ama ben maalesef bu sefer kendi yaptığım organizasyonda bulunamayacağım. Ya hayırdır inşallah. Ali'cim ben de sana veda etmeye gelecektim aslında. Veda mı? Ne vedası? Ben bundan sonra Amerika'da yaşamaya karar verdim. Hay Allah. Demek iki arkadaşımı birden kaybedeceğim desene. Kerem Hoca da gidiyor Amerika'ya. Ya. Ne tesadüf. Peki ne zaman döneceksiniz? Yani ne zaman görüşeceğiz? Vallahi bilmiyorum ki Ali. Yani böyle ani gidişleri dönüşleri öyle çok da belli olmaz yani. Ama böyle... Öyleyse herkes için çok daha iyi olacak. İnan bana. Müsaade edersen benim çok fazla işim var şimdi. Gitmem lazım. Kendine iyi bak, olur mu? Hoşça kal. İlyas dükkan sahibinden anahtarı alıp dükkanın kapısının önünde seni bekleyecek Nail abi. Tamam kızım, sağ ol Safiye. Tamam, bak yollarda falan da dikkat et, burası Akçaabat'a benzemez. İstanbul yutar adamı, koca şehir. Tamam, hadi Allah'a ısmarladık. Tamam, hadi hayırlı işler. Aa Halil. Oğlum senin ne işin var burada, niye haber vermedin? İyi misin sen Halil? Ben kayboldum ben Ayla abi. Burayı da çok zor buldum zaten. Kendimi de kaybettim galiba. Neyse tamam, hadi geç içeri geç. Gel. Aa Betim, bedin sapsarı olmuş. Niye haber vermeden geldin oğlum? Niye erken geldin? Ben yokluğuna dayanamadım Nail abi. Yapamadım yani. Benim yerim senin yanın Nail abi. Allah Allah. Tamam hadi, hoş geldin. Sen eksiktin. Tamam. Gel dinlen biraz. Vay be. Demek senin veda pastanı yemek de varmış ha Kerem. Vay be. Hayat bir acayip ha. Öyle. Ya Kerem. Eğer bir sıkıntın, derdin, tasan varsa benimle paylaşmaktan çekinme be oğlum. Sağ ol dostum. Çekinmem. Yok ama çekiniyorsun. İşte ben görüyorum çünkü senin bir derdin var. Çekiniyorsun sen. Çekiyorsun çünkü ben biliyorum senin bir derdin var. Ben seni tanıyorum oğlum. Senin gözünü anladım ben ya. Niye? Çünkü ben çile çekmiş adamım. Şimdi biz çile çektiğimiz için dertli adamın da halinden anlıyoruz. Gözünden, tavrından anlıyoruz yani. Tanıyoruz. Söyle şu derdini be. Aslına bakarsan bir derdim var. Ben işte. Var. Söylemiyorsun, delirtiyorsun. Söyle bak, bağırtma beni. Kerem, gözünü seveyim, delirtme. Tamam. Söyleyeceğim. Ha? Babam. Geçen sene kendi isteğiyle huzur evine yattı. Onu böyle bırakıp gitmek hiç içime sin. Cevat amca mı? Evet. Ah be. Ah Cevat amcam ya. Abi biz ne severdik o adamı ya. Ya o aslan gibi adamdı, o koçtu ya. O... Ya ben hiç unutmuyorum ama hatırlasana ama... Bize az mı menemen pişirdi biz çalışırken, seninle ders çalışırken? Durmayayım oğlum. Ya sobanın başında uyuyakalıyorduk. Dürtüyordu, hadi kalkın kestane hazır, çay hazır diye. Ah be. Sen hiç merak etme Kerem. Sen hiç merak etme. Cevat amcam bende. Ben ne gerekiyorsa yapacağım ya. Ben sık sık giderim. Halini hatırını sorarım. Bir şey getir götür gerekiyorsa hemen iki dakikada bir koşu gider götürür. Hiç sen şey yapma, ben de o. Ben hatta ya şey yaparım. Girerim koluna. Böyle bir tur atarız onunla. Bir boğaz havası alırız. Ah, mis be, hiçbir şey kalmaz ya. İlk yükü neşesine döner. Sen hiç merak etme, ben de Cevat abim, ben de. Bana Luk. Sen ne biçim adamsın ya. Kaldı mı oğlum senin gibisi bu dünyada? E boş ver. Kalsın kalmasın Kerem. Ben Cevat amcama görevimi yapayım. İster kalsın, ister kalmasın. Sen boş ver, ben de o. Sağ ol dostum.
bakayım kim bu şimdi işimin arasında ya? İlyas'tır belki. Efendim Nadide Hanım. Ha Safiye Hanım. E hani daha geniş bir yere çıkacaktınız. O kadar para da verdim. Ne oldu? Hala bulamadınız mı? Vallahi Nadide Hanım ben çok ısrar ettim ama sizin oğlunuz yani Ömer biz daha geniş bir eve çıksak bile bizle oturmaya yanaşmıyor. Baş başa kalacakmış Ayşem'le. Ne baş başası? Yani onlar böyle orada burada arkadaşlarında falan kalmıyor mu zaten? Oo! Onlar çoktan yeni bir eve taşındılar Nadide Hanım. Eşyalarını bile almışlar ayol. Aa, hangi parayla? Şeyle. Ay sizin verdiğiniz parayla. Tabii. Ben kendim borç vermişim gibi zorla kabul ettirdim. Ha, Ömer kabul etti yani. Vallahi Nadide Hanım. Ben yalvar yakar, yalvar yakar zorla kabul ettirdim. Daha sonra geri ödeyeceğim dedi ama bilemem artık. Aman neyse canım işte doğru düzgün bir evde kalıyorlar. Ay siz bir ara bana adresi verin de gidip uzaktan da olsa bir bakayım nasıl bir yermiş. Tabii 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 ben onu şey yaparım. Ben onu bildiririm size. Oldu. İyi günler. İyi günler. Şşşt. Ama Safiye. Ömer hadi koş kaçırıyoruz bak otobüsü. Ya tamam Ayşem biliyorsun Kerem Hoca'nın vedasında kalmak zorundaydım. Dur. Ay biliyorum da insanlar gelmeden yetişmemiz lazım. Her şeyi yetiştirmemiz lazım bir aksilik çıkmazsa. Çıkmaz bir aksilik sakin ol. Biz birlikte her şeyin üstesinden geliriz Ayşem. Sude ne haber? Dün gece bensiz eğlenebildin mi? Bizi sen var ya hayatımda gördüğüm en kaba insansın. Uzak dur benden tamam mı? Döneceğim ben sana. Ne diyor böyle ya? Boş ver ya. Sude gider, Şule gelir. Takılma. Nezih, gerçekten çok oluyorsun ama sen. İnsan ol azıcık. Belki ben çok olmak istiyorumdur. Öyle mi? Ben Ömer değilim abi. Ben her akşam aynı eve gidip aynı kadınla aynı şeyleri yaşayacak bir adam değilim. Ayrıca bana nitelik değil. Çoğunluk lazım canım. Seni böyle o çirkin kulaklarından tutup böyle en koyu feministlerin önüne atmıyorum ya yem diye. Sen hakikaten çok şanslı bir adamsın Nezih. Nereye? Gelme peşimden. Tamam tamam tamam. Tamam. Ha Nezih? Eyvah Reyhan. Gel gel gel. Gel gel gel. Ne haber Reyhan? Otursana. Senin öbürün yok mu? Yalnız mısın bugün? Fahriye mi? Ya onun işi var bilgisayar odasında. Hadi ya. Tamam görüşürüz sonra. Dur dur hemen gitme. Ne içersin? Çok sağ ol ben kendimi alacağım eyvallah. Çay. Teşekkür ederim. Ay canım ya. Ne demek rica ederim Reyhan. Canım ya. Gel. Kerem. İnce. Ne yaptın? Hallettin mi işleri? Hallettim, hallettim. Neredeyse her şey tamam. Bir pasaportum kaldı, o da gelince her şey tamamlanmış olacak. İyi, güzel. Çok heyecanlıyım Kerem. Ama bir yandan da aklım hep Seda'da. Ay biz ne kadar doğru yapıyoruz acaba? İnci, biraz da Seda için yapmalısın bunu. Kendi ayakları üzerinde durabilmesi için. Sen yanında olduğun sürece hiçbir zaman kendini güçlü hissedemeyecek. Biliyorum yani ben de çoğunlukla böyle düşünüyorum ama... Aması maması yok artık. Beni düşün. Bizi. Bunca yıl sonra hayalimiz gerçek olacak. Hem bak ne diyeceğim. Biz oraya gidelim bir düzenimizi kuralım. Sonrasında Seda da gelir bizimle oturur. Orada okur. Gerçekten. Herhalde. Ya Kerem. Kerem hocam İnci de Amerika'ya. Biliyorsun demek. Anladım. Ali bak düşündüğün gibi değil. Yeterince eğlendiniz mi arkamdan ha? Benimle oynarken çok güldürdüm mü sizi? Ali yapma. Benim Kerem diye arkadaşım yok artık. Asla mutlu olamayacaksınız. Çünkü başkasının mutsuzluğu üstüne mutluluk inşa edilmez Kerem.
Desene. Bunlara biraz para verdim de. Ha, rejimde misin? Yok, rejimde değilim de. Şimdi bunlar kızartma ya, ben kızartmaya karşı tepkiliyim. Ben yeşillik falan seviyorum. Kızarmayalım, yeşerelim diyorsun yani. Olur. Evet, yani duyarlılığın kimseye bir zararı yoktur. Aksine yararı vardır. Sen de bence duyarlı ve çok duygusal birisin aslında. Ben mi? Evet. Hani böyle çok komiksin ya. Ama bence içinde kimsenin görmediği çok duygusal biri var. Bunu da ben görebiliyorum. Hadi ya. Ya bu çok belli oluyor. Sen var ya, ağlayan palyaçoya benziyorsun. Palyaço? Palyaço. Hani böyle herkesi güldürür ama içi kan ağlar ya. Gözünde bir damla yaş olur. Bazen iki de olabiliyor. Ya böyle içi kan ağlar ama böyle pür neşe herkese. Kahkahalar, espriler falan. Neyse. Bak, istersen benimle dertleşebilirsin. Çünkü ben senin sırrını biliyorum. Ne biliyorsun? Ya biliyorum işte. Kimseyle paylaşamadığını da biliyorum. Telefon mevzu değil mi? Reyhan, çok sağ ol. Eyvallah da benim böyle bir sırdaşa falan ihtiyacım yok. Eyvallah. Dur. Bak, biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Okul çıkışı hemen bir yere gidelim, oturalım, dertleşelim. Bana çıkma mı teklif ediyorsun Reyhan? Çıkma mı? Öyle mi oldu? Tamam, öyleyse öyle olsun. Tamam, şimdi sen söyle. Kaçta, nerede buluşuyoruz? Salatalıkları öyle mi doğruyorsun? Evet. Ama şimdi o öyle doğrayınca onların bazıları büyük, bazıları küçük olmuş, yamuk olmuş. Sen bunu tencereden doldurur musun borcama? Ben onu yapayım. Sen ver onu. Ne olur. Ben. Tamam. Yani şeyden değil. Ya sen doğrasan da olur da. Ben bilmiyorum, takıntılıyım biraz, o yüzden, yoksa problem değil. Hiç değil. Hiç problem. Ömer, ne yapıyorsun? Gerçekten bak, onu yap dedim, onu da beceremiyorsun. Elini yüzüne bulaştırdın, niye döküyorsun onu öyle? Ya tamam, silerim, telaş yok. Bak. Hayır, bir dakika, öyle de yapılmaz. Ver onu bana. Ver. Tamam, al bunu. Yani böyle bağırdım ama kusura bakma Ömer. Gerçekten tabii. Ya ben hassasım biraz. Tek başıma, mutfakta tek başıma olmalıyım. Ben öyle alışmışım. Bir bakar mısın? Tabii. Bunlar eşit olmuş mu? Güzel. Olacak. Onlar da gene bozuk yapıyorsun. Önemli değil, onlar salatanın içine karışınca yenir gider. Şimdilik bugünlük idare edeceğiz. Olacak diyorsun yani, becereceğim. Olacak. Ben sana öğretirim. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Tamam, bunu salona götüreyim. Aa, kapı çaldı. Geldi. Bir dakika. biz şimdi baş başa kalamayacağız ya. Bir kere öpeyim. Dur. Burun hatır kalmasın. Bir tane daha. Ömer bak, kızıyorum. Tamam, teslim oluyorum, tamam. Ay.
Hoş geldiniz. Kızım hoş bulduk da az kaldı gidiyorduk yanlış daire diye burası. Vallahi kapıda açılmayınca. Şimdi elimde tencere vardı. Ömer'in elleri yağlıydı öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Oo, ne güzel ev burası. Halil baksana kocaman. Ha? Aa, pahalıdır da burası. E nasıl oluyor sizde iş yok güç yok? Halil görüyor musun? Aferin çocuklara ya. Kısa zamanda neler başarmışlar. Ev sahibi sağ olsun jest yaptı. Hem evli hem öğrenciyiz ya. Hallettik. Hallettik yani. Tabii tabii. Şey yapalım, içeri geçelim ya babacığım. İçeriler kalsın valizler. Maşallah çok güzel, çok güzel. Oo, televizyona bak Nail abi. Aa, biz Akçabat'ta bunlar aç mı açıkta mı diye düşünüyoruz. Bunlar burada lüks içinde yaşıyorlar ha. Babacığım ne oldu? Dükkan ne oldu? Tutabildiniz mi onu? Evet evet tuttuk kızım, o iş bitti. Ay gerçekten mi? Hayırlı olsun. Yeri iyi mi? Geniş mi bari? Güzel güzel. Ya anlatacağım uzun uzun konuşuruz da bir ellerimi yıkayayım ben. Lavabo ne tarafta? Ha tabii ben seni götüreyim. Heh. Ne yaptın kızım? He? Çok zahmet etmeseydin ya, öyle masraflara girmeseydin. Ay babacığım ne zahmeti, ne zahmeti. Halil abi nasılsın? Oyun var mı oyun? Var. Var tabii. Pahalı değil mi bunlar? Biz bir arkadaştan ödünç aldık bunu. Ödünç aldıysanız ben bunu bırakayım sonra kırarız mırarız. Vallahi ödeyemeyiz sonra. Oo. Kırdık mı? Yok abi bu açılıyor. Şeysi böyle. Gerçekten yıkılıyormuş bu arada. Çok güzelmiş. Değil mi? Demiştim sana. Şöyle oturalım mı? Olur. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Aklımı yitirdim. Ben de. Atar hiç. Tamam bak geldik. Yemeğimizi yedik. Havamızı da aldık. İstediğin zaman seni eve bırakabilirim yani. Hemen mi gideceğiz? Biraz daha oturalım. Böyle mi oturalım Reyhan? Oturalım işte biraz daha. Tamam. Oturalım. Sen ne değişik bir kızsın ya. Ben seni anlayamadım ha. Neyi anlayamadın? Ya bana hani dışarı çıkalım diyorsun. Böyle tenha, güzel bir deniz kıyısı bir yere getiriyorsun. Bir de daha da oturalım diyorsun. Sonra böyle hani uzaklara bakmalar, böyle tripler, kaçmalar falan. Ama sen de benim üstüme geliyorsun böyle yan yan yengeç gibi sıkıştırıyorsun beni. Yapıştın ama ha. Senin farklı bir niyetin mi var Nezih? Yapışmak mı oluyor Reyhan? Abartma istersen. Hiç abartmıyorum valla. İttirdin ittirdin. Düşeceğim buradan ya. Sapık mıyım ben abi? Ben neyim? Ben neyim? Ha? Seninle biraz özel vakit geçirmek istediğimde değişik miyim? Bak ben sana değer veriyorum tamam mı?
Seni biraz daha yakından tanımak istedim de değişik mi oluyorum? Bak beni yanlış anladın Reyhan. Ben hiçbir şey yanlış anlamadım, tamam mı? Bak ben benim. Senin diğer takıldığın kızlar değişikse bu onların sorunu. Reyhan! Nereye? Ömer'in arkadaşısın diye seni de onun gibi sandım ama yanılmışım. Ben buyum abi. İşine gelirse kızım. Allah Allah. Çok güzel ya. Vallahi yemekler sahiden güzel. Yani köfte köfte içimiz şişmişti. Allah Allah. Nankör bu adam ha, nankör. Biliyorsunuz orada da dükkandan çıkmıyordu. Afiyet olsun diyelim o zaman. Yani. Çok güzel, çok lezzetli yavrum. Benim zaten kızımın eli çok lezzetlidir. Değil mi Ömer? Ömer'e sormak lazım. Tabii tabii, kesinlikle. Öyle salatalıkları keserken cetvelle ölçüyor. Aa. Cetvelle mi? Cetvel mi? Evet. Böyle eşit olsun diye ölçüyorsun ya. Sen benim babama mı şikayet ediyorsun Ömer? Halil abiye mi şikayet edeyim? Çocuklar ben yavaş yavaş izninizi isteyeyim. Nereye, tuvalete mi gidiyorsun? Burada bir otel ayarlamıştım ben, oraya gideyim ben. Abi lütfen oturur musun? Başımızın üstünde yerim var lütfen. Vallahi çok ısrar ettin. O zaman kalayım sahiden. Oturayım ben. Ya ben bunun kadar numaracı bir adam görmedim ya. Bunun kadar numaracısını görmedim ya. Oğlum beraber gelmedik mi? Elinde valizin yok muydu? Sen kimi kandırıyorsun Allah aşkına ya? Ya olsun, en azından kıymetimi biliyorlar çocuklar. Çünkü sonuçta bu evliliğin temellerini atan adam benim. Hasta bu, hasta. Net bir şekilde söylüyorum, hasta bu. Yani her şeyde kendine bir pay çıkarmasan olmuyor değil mi? Ama var, payım var, payım var. Sen ne yaptın? Çocuğun başına tüfeği dayadın. Ben ne yaptım? O halden aldım, bak evlilik haline getirdim Nail abi. Ha, sen bilmiyorsun. Sen böyle bir gün bak, hatta yatağında böyle fosur fosur uyurken ben geldim Ömer'le, verdi beni Ayşe'nin penceresinin altına böyle dayadım. Sonra bu çocuk yukarı çıktı. Böyle çıktı 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 çıktı. Hiç ölüm korkusu yok, bir şey yok. Az kalsın çanağı kıracaktı ha. Sonra da böyle Ayşe'mi yüzüğü bıraktı. Pencerenin önünde, değil mi? Değil. Değil, değil. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani. Olmaz. Halil amca, deşme diyorum sana. Yapma, kurcalama eskiyi. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Olmaz Nail abi. Yani biz geldik, merdiveni dayadık. Yani sahiden çocuk yani yukarı kadar çıktı. Ama yüzüğü oraya bıraktık. Siz evde miydiniz, değil miydiniz gerçekten bilmiyoruz Nail abi. Aferin sana. Ondan sonra da gittik. Ben de bu adama güvenip bununla ortaklık yapıyorum. Şuna bak. Bu adama güvenilir mi be? Bu kim bilir benim arkamdan daha başka ne işler, ne alanlar edilir. Yapma, yapma. Vallahi yapma. Buraya gel. Buraya, buraya. Senin uyuyunu sıkacağım. Dur, benim boğazını sıkacağım, ancak o zaman rahatlayacaksın sen. Dur Nail abi. Buraya gel diyorum. Bak, bak sana diyorum. Nail abi, bak, bak bir dur ya. Bak benim burada yani sen benim İstanbul'da niye kısmetimi kapatıyorsun? Doğmamış çocuklarıma yazık değil mi? Kıyma bana Nail abi. Ben sana soracağım şimdi. Ben sana soracağım. Sizi girdiler sizi. Siz zannediyor musunuz ben sizin yaptığınız o şeyleri yedim? Hiçbir şey yemedim. Her şeyin farkındaydım. Ama seni yakalayacağım. Neyin farkındasın? Ya. Dur, tamam, dur. Ay. Takılmayın. Neyin farkındaydım? Geçtiysen getir aklını. Hadi iyice havaalanına geç kalacağız. Çocuklar da okula geç kalmasın. Tamam. Hadi bakalım. Seda, çok teşekkür ederim anlayışın için. Her şey için. Ablamı üzme olur mu? İkinizin de çok mutlu olmasını istiyorum. Evet gençler. Derslerinizi ihmal etmeyin, tamam mı? Tamam hocam. Hocam, iyi küçük kız, ben gel bakalım. Sağ ol.
sen daha şimdiden böyle başlayacaksan ben gideyim durdurayım taksiyi ha. Öyle mi? Ablam yıllardır beklediği mutluluğa kavuştu. Ben çok mutluyum onun adına. Herkesin mutlu olmaya hakkı var Seda. Senin de var. Öyle mi dersin? Tabii ki. Bak vallahi çeviririm bir taksi. Derim ki filmlerdeki gibi öndeki arabayı takip et. Öyle mi yapalım yani ha? Seveceksen kalbim senin gireceksen girme ömrüme girme gönlüme ne dertliymiş bu diyeceksen girme ömrüme girme gönlüme ne dertliymiş bu diyeceksen. Selam. Sıkı parça. Şuradan sana bakıyorum da biraz duygulandırdı sanırım seni bu şarkı. Orijinali de güzeldir aslında. Ya. Öyledir. Dinlemiştim daha önce. Okuldan mısın? Evet. Sen? Benim kuzen burada. Onu ziyarete geldim. Ama doğrusunu söylemek gerekirse sıkıldım biraz. Kaçtım buraya. Tabii beklentin neydi bilmiyorum. Ama okul festivali bu sonuçta. Ne bekledin ki sen? Aman kızma. Laf etmedim okulun festivaline. Kusura bakma.
olan değil şey. Bu festivali benim ablam düzenlemişti de. O nedenle biraz duygusal bakıyorum galiba. Anladım. Ne oldu ablana? Gitti. Çok uzaklara gitti. Şuradan biraz sıyrılmaya ne dersin? Biraz şehir turu yapabiliriz mesela. Fazla kaskım var. Yok sağ ol. Ben çok iyiyim öyle. İyi tamam. Teklif var, ısrar yok. Fahri ya hayır. Ya paralarımızı yemesene. Bunların hepsi paraya dönüşecek. Ya sabaha kadar boşuna mı açtık biz o yufkaları? Anam ya. Kızın gözünü yemin ederim para bürümüş ya. Böyle iş mi olur? Ayrıca bir şey soracağım ben. Bir dakika ya. Ayşen burada börekleri çıtır çıtır çötür çötür yiyor da. Niye ona bir şey denmiyor şu an? Çünkü kızcağız sadece tadına bakıyor. Sen keki komple götürdün. Kızım nerede komple götürdüm? Rüyalarda mısın sen ya? Öyle iş mi olur ya? Birlikte yemedik mi? Allah'ın aşkına ya. Bir dilim yedim. Bir dilim denene düştü. Olacak iş değil. Aa, al işte Ayşe. Bu hoca işte ağla. Hani bana çarpan dedim ya. Aa, Ali Hoca. Bizim derse de görüyor. O kadar iyi bir insan ki ama yani bir acayip son günlerde gerçekten ağladı mı? Vallahi ağladı, gözleri böyle popçuk pop çıktı. Bir doluydu böyle. Ha. Ben Mehmet'in yanına gideyim mi? Börek, börek. Al, al, al. Al, al, al. Al, al. Doldur, doldur. Al ya. Çekime koy. Al. Tabii ben sana peçete de vereyim. Al, Allah'ın aşkına. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir yardım ihtiyacın var mı? Hallediyorum, sağ ol. Bana bak, artık senin patronun ben sayılırım. Yani bu çektiğin fotoğrafları beğenmezsen kovulursun Ömer, bir haberin olsun. Öyle mi? Evet. O zaman lütfen başımda durup beni meşgul etmeyin patron. Başka işin yok mu Seda? Ömer, nasıl gidiyor? İyi. Ya bayağı iyi gidiyor. Sıra hiç bitmiyor sırf kız. Neden bilmiyorum ama beni kıskanıyor, böyle kontrole geliyor arada. Hiç de bile. Hiç de bile. Ben börek getirdim bizim stamptan. Vallahi bu gerçekten süper bir hareket. Sağ ol. Yemek arası. Ben bir Nezih teyze bakayım, bakalım ne yapıyorlarmış. Görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Ne haber Nezih? Eğleniyor musun? Ya Seda, benim burada kapatmam gereken bir hesap vardı. Artık bu kurdun içimi daha fazla kemirmesine izin ver. Gerçekten fazladan bir kaskın daha var mı? Kesinlikle. Hadi o zaman gidelim buradan. Bir an önce gidelim. Yalnız bunlar bakmalık değil. Yani eğer almayacaksanız tezgahın önünü boşuna kapatmayın beyefendi. Alacağım. Alacağım da karar veremedim. Fahriye hangisini önerirsin? Yani kakaolu kek vardı ama tahmin ettiğimden de çabuk bitti. Yoksa çok lezzetliydi yani. Aldım ben cevabımı. Aldım. Ben gideyim. Nereye? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim?
Ben bir dilim kek yediğim için bana laf çıpırttırmayacak bir arkadaş arayışına gireceğim ben şu an. İyi sohbetler Nezihçe. Görüşürüz. Görüşürüz Reyhan. Hoşça kal hadi. Fahri. Sen de alacaksan al, almayacaksan git. Git git. Reyhan ben tokum. Ne işin var o zaman burada? Hakikaten ya. Niye geldim ki ben? Görüşürüz abi. Bak o gün ben sana biraz kaba davrandım galiba. Farkındayım. Onu söyleyeyim. Bir tane böyle gelgitlerim var ya. Biraz değişik bir kızsın hani. Nasıl tepki vereceğini de bilemedim. Galiba bütün suç bende. Hani bu ara ben hayata karşı böyle biraz öfkeliyim ya, omzuma sinek konusu öldüreceğim. Farkındalık iyidir. Psikoloji de önemlidir. Evet ama aynı hataları yapmaya devam ettikten sonra farkında olmanın çok anlamı yok. Reyhan, ben seni kırmadan, incitmeden seninle arkadaş olabilir miyim? Bilmiyorum ama deneyeceğim. Yani senin tabirinle deneyeceğim. Reyhan elini verir misin? Reyhan ben her şey için senden çok özür dilerim. Özür dilerim Reyhan. Kardeş. Kardeş mi? Nezih. Seda'yı gördün mü? Buralardaydı oğlum. Nerede bu kız ya? Ay Ömer baban geliyor. Babam mı? Hı, arkanda. Ne haber oğlum? Bana diyor herhalde. Senden başka oğlum yok ki benim. Senin gösterdiğin yakınlığı asla çiğneyemem. Aslan oğlum benim. Locadan iki biletim var. Kupa final maçına. Final maçına mı? Locadan mı? Müdür ben aylardır bu maça bilet arıyorum ya. Biliyorum. İşte o yüzden birlikte gidiyoruz. İkimiz. Senle ben. Baba oğul olarak. Hadi Ayşen biz gidelim. Baba oğul arasına girmeyelim. Konuşacakları vardır. Hadi. Reha amca sen az önce ciddi miydin yoksa tribünlere mi oynadın? Aa, sen ne zaman benim tribünlere oynadığımı gördün ya? Hadi düş önüme. Hadi. Ben maça gider Reyhan. Kardeş. Hallettim sayılır da. Al şu ceketimi. Biraz yorulduk be yavrum. Vallahi. Acıktıysanız ben hemen bir şeyler yapayım babacığım. Yok yavrum biz aç falan değiliz. Buraya kadar tokuz ya. Yemeyeceğiz. Hoş geldiniz. Ne haber damat? Hoş bulduk. İyiyiz. Ne yaptınız? Kolayladınız mı işleri? İyi. Az kaldı. Ya bir izin verseydiniz, biz de bir işin ucundan tutsaydık. Yok be evladım, siz öğrencisiniz ya. Şş, bizim köylü ne yapıyorsun sen? He? Gittin salonun baş köşesine kuruldun. Görmüyor musun? Çocuklar orada ders çalışmaya uğraşıyorlar. Rahatsız etme onları. Kalk. Kalk biz içeri geçelim mutfak tarafına. Kalk. Babacığım gerçekten biz içeride çalışalım. Siz yorgunsunuz, burada dinlenin. Yok be yavrum, biz buraya size köstek olmaya değil, destek olmaya geldik. Allah Allah. Kalk, kalk.
Kalk. Zaten köftecinin üstüne bir yer yapıyoruz kendimize. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Rahatsızlık olur mu hiç? Olur mu tabii. Burası sizin de eviniz. Sağ ol evladım. Sağ ol yavrum. Kalk. Bizim köylü. Kalk. Kime diyorum? Hadi kalk. Kalk, 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 kalk. Yürü içeri. Hadi. İyi dersler. Sağ olun. İyi dersler size. Babanla ne kadar gurur duysan azdır. O senin de baban Ömer. Biliyorum. Aynen. Senin baban benim babamdan daha baba. Onun babalığı ikimize de yeter. Canım benim ya. Nasıl da doldu çimen gözleri sevdiğimin. Babasına baba diyememesi ne fenaymış insanın. Hakikaten çok eğlenceliymiş. Ben bu muhteşem gün için çok teşekkür ediyorum sana. Gerçekten çok eğlendim. Neyse görüşürüz, iyi geceler. Hey bir dakika. Böyle mi gidiyorsun? Evet böyle gidiyorum işte. Bir kahve bile ısmarlamayacak mısın? Ay yok artık. O kadar yiyip içmemize rağmen sende hala kahvelik yer mi var? Ben herhalde mide spazmı geçireceğim. Kusura bakma ne olur. O kadar yorgunum ki yani bir an önce gidip yatmam lazım benim. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi geceler. Dur bir dakika dur. Yardım edeyim bekle. Şuna bak yorgunluktan adım atamıyorum resmen. Gel. Ay az daha düşüyordum. Hop. Hop. Sen orada bir dur. Hayrola? Sen nereye beyefendi? Üstünü örtmeye desem. Bir de iyi geceler öpücüğü hiç fena olmazdı. Ha. Bebek miyim ben? Bilmem. Değil misin? Değilim. Ben büyüyeli çok oldum. Şöyle yapalım. Sen istersen beni sinirlendirmeden böyle yavaştan git. Çünkü Allah muhafaza yani parmağım şuradaki düğmeye dokunuverir. Ya ne bileyim bir anda evin alarmları öter. Bütün polisler buraya dolaşır. Yani bir sürü tantana sen gece gece karakolluk olursun falan. Bence hiç gerek yok. Peki tamam öyle olsun. Bir daha ne zaman görüşeceğiz peki? Ha. Şöyle yapalım. Önümüzdeki bahar festivaline ne dersin? Bence tam bir nostalji olur. Anlaşıldı. İyi geceler. İyi geceler. Ara beni, bekleyeceğim. Bekle. Muhakkak bekle. Daha çok beklersin. Allah! Thank you.
Tamam Sevgi, ben bakıyorum, sen işine bak. Oğuz gelecekti zaten. Günaydın biyolojik baba. Sen iyice keçileri kaçırdın galiba. Yoo, keçilerim gayet yerinde. Seni yakaladığıma sevindim çıkmadan. Günlerdir kafamı kurcalayan, beni uyutmayan bir düşünce var kafamda. Şimdi sana bunu söyleyeceğim ve rahatlayacağım. Oğlum hoş geldin. Niye kapıda duruyorsun? İçeri gelsene. Bir dakika anne. Babamla aramda. Dur dur. Ne söyleyecekse söylesin, rahatlasın. Evet. Nezih'le maça gittiniz mi? İyi miydi? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Mutlu oldun mu? Ne ilgisi var şimdi Nezih'in maçın? Ha. Sen Nezih'i kıskandığın için geldin. Hayır baba, kıskanmadım. Bugüne kadar hiç benimle maça gitmedin, farkında mısın? Ben sadece bunu merak ediyorum. Ayşem'le evlendiğime neden çok seviniyorum biliyor musun? Aslında babamın beni gerçekten hiçbir zaman bağrına basmadığını öğrenmiş oldum. Sadece kendini düşündüğünü, kendi çıkarları dışında hiçbir şey yapmadığını, hatta evlat sevgisinin bile ne demek olduğunu bilmediğini öğrenmiş oldum. Var olan tek şey, babam diye bildiğim şişkin bir egodan ibaretmiş. Ne demek oluyor bu şimdi? Benim hayatımda hiçbir zaman olmamışsın demek oluyor. Ay hiç öyle şey olur mu evladım? Senin annen de var, baban da var. Yani bu fikirleri nereden ediniyorsun bilmiyorum. İstediğin gibi hayatımdan çıkabilirsin. İstediğin arkadaşıma babacılık oynayabilirsin. Çünkü sen benim hayatımda hiçbir zaman yokmuşsun. İyi günler Reha Bey. İyice şımardın, ne cesaretle! Reha, kim bilir neler karıştırdın ya. Hiçbir şey karıştırmadım ya. Nankör işte, bildiğin nankör. Çünkü Öklit teorisi dünya yüzeyini düz bir kağıt olarak kabul eder. Fakat gerçekte dünya yüzeyi, yer küre düz bir kağıt değildir. Hoca, şimdi bu mantığa göre, bu felsefeye falan göre 2 kere 2 de 4 etmez mi diyebiliyor muyuz? Öyle mi diyebiliyor? Ne oluyor? Öyle mi oluyor? Aslında... Hocam kusura bakmayın. Geç kaldım. Girebilir miyim? Bir defalık gel bakalım. Ama bu gecikmelere sıcak bakmadığımı da hatırlatırım. Biliyorum hocam. Pardon. Bu değer ona göre. Seda nerede? Bilmiyorum. Beraber gelmedik. Niye? Ya ikiniz de geç kalınca hani ben de beraber trafiğe mi takıldılar diye düşündüm ama. Yok, ben tek geldim. Nerede oğlum bu? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Geldim, geldim. Tamam. Heh, gel. Hayrola Nail abi, önlük mü önlük ne böyle ya? Ne var oğlum işte, iş önlüğü, mutfak önlüğü. Çalışırken giyilen önlüklerden. Ne o yani, bulaşıkları Ayşe'me mi bırakacaktık? Hadi çıkar ayakkabıları, gel mutfaktayım. Gel. Ya Nail abi, diyorum ki acaba şu ikinci kat boyayı da attırsak da bir an önce faaliyete mi geçirsek dükkana? Oğlum boş ver boyayı moyayı. Zaten İlyas dükkanda o ne gerekiyorsa yapar, boya da yapar, alçıpan da yapar. Onun elinden geliyor böyle şeyler. Bize ihtiyaç yok bugün. Al şunu. Sebzeliği oraya. Peki diyorum acaba çıksak da böyle bir İstanbul havası mı alsak Nail abi? Tamam sen istiyorsan çık dolaş, ben biraz temizlik yapacağım. Temizlik mi? Evet, ne şaşırdın? Çocukların ders çalışmaktan, sınavlara hazırlanmaktan akılları kafaları gitmiş durumda. Kaç gündür yanlarındayız. Her taraf kir toz içerisinde. Bir el atalım, temizleyelim şuraları. Değil mi? Ben de camlara mı girsem acaba ya? Evet, tabii. Yardım et bana. Tamam. Olur mu? Bu burada kalsın. İyi, tamam. Açmıyor abi. Dün festivalin kapanışında da yoktu ortalarda. Sağ ol abi. Bana bak, sakın mı böyle bir delilik yapıp basıp ablasının yanına gitmiş olmasın abi? Kim bu mevzu bahis arkadaş? Bizim Seda yok mu abi? He. Derse gelmedi, telefonu da kapalı. He, sarışın mı? Ha. Ya benim arkadaşı
Buradan böyle motorcu kılıklı bir arkadaşla çıkarken gördüm ama. Motorcu mu? He. Abi niye bir şey söylemedin? Ne bir şey söyleyeceğim Ömer? Ben her okula giren çıkan kıza hop bacım nereye, hop bacım nereden diye hesap mı soracağım? Geç soraydım iyiydi. Keşke soraydım bak tüh be. Ne? Keşke hesap soraydım be. Neyse kalk gidiyoruz. Seda'nın eve bakacağız abi. Eğer evde yoksa polis çağırıyoruz. Normalde böyle şeyler yapmaz yani bu kız. Hadi kalk. Selam. Hayırdır? Ne bu duruşlar? Birine mi poz veriyorsunuz? Biri fotoğrafınızı falan mı çekiyor? Nedir yani? Seda neredesin sen? Telefonun da kapalı. Hayrola arkadaşlar? Bu ne merak böyle? Yani ablam gitti diye hemen başıma betçi mi kesildiniz? Dün seni okuldan bir motorcuyla çıkarken görmüşler abi. Yani? Kimdi o? Arkadaşım Nezih. Sana ne? Nereye gittiniz? Ya Allah Allah, size ne, hesap mı vereceğim? Bu ne sorgu memuru gibi? Benim öğrenci işlerine gitmem gerekiyor. Bu muhabbetinize daha fazla eşlik edemeyeceğim. Kusura bakmayın, bay bay. Kızım. Ben bunun bacaklarını kırarım abi. Hani öyle ablası gitti diye meydanı boştan etmesin hanımefendi. Nail abi. Ya ben Trabzon'da fındık tarlaları, bağları, bahçeleri olan bir adamdım. Ben şimdi İstanbul'da ne hale geldim ya? Oğlum ne oldum değil. Ne olacağım diyeceksin hayatta. Güzel sil oraları, güzel. Birazdan gelip kontrol edeceğim. Şişirme yapma. Sayfa kaç o? 32. Yapma be. Bak işte iki tane basmışlar. 32'den iki tane basmışlar. Haluk abi not al onları bak. Ben tutuyorum. Müdür yani bu dükkan işi tamam diyorsun öyle mi? Tamam gibi herhalde. Niye ki? Hani Halil amca ile Nail amca da ne kadar sizde kalacak merak ediyoruz da. Ya kusura bakmayın ya. Biz de geldik sizin evinize yayıldık. Bir de misafir çağırmalar falan. Ya ama hayır diyemedik işte Ayşe'nin babasına. Ne diyor bu ya? Oğlum ne diyorsun sen? Ya ev senin. Ben bu espriyi daha önce yapmış mıydım? Yani senin sayılır ya. Yani ev kim oturuyorsa onundur oğlum. Bu espriyi kesin daha önce yaptım ben. Bu ev esprisinden hatırlıyorum çünkü. Lafı mı olur kardeşim ya? Rahat rahat oturun yani. Tabii tabii. Rahat olun yani. Tabii tabii. Ya zaten biz en kısa zamanda kendi evimize çıkacağız. Ya bir şey söyleyeceğim. Eğer Nail amcayı falan görürseniz evi bizim tuttuğumuzu biliyor. Beni bozmayın tamam mı? Adamı kendime benzettim iyi mi? Oğlum sen böyle yalan söyleyen biri değildin ya. Ne yapayım abi? Ne yapayım? Bir yalan söylüyorsun ardından 40 yalan geliyor. Ben ne geriliyorum? Zordur biraz tabii haliyle. Beyler kusura bakmayın. Özel ya. Abi ne oluyor böyle özel mi özel? Ne bileyim ben Ömer. 30 mu? 30 lan. Alo, Reha amca nasılsınız? Ezi, ne var ne yok? Reha amca okuldayım işte, dersler falan. İyi iyi, ya ben senin eve uğrayacaktım geçerken. Şey var ya benim o şirketteki çantanın anahtarı. Gece düşmesin diye pantolonumdan çıkarıp o hani rafta bir çanak var ya o çanağın içine koymuştum. Uğrayıp alıvereceğim, haber vereyim dedim. Olmaz. Neden? Orada değildir o. Zaten ben bulunca sana getiririm Reha amca. Orada oğlum ben koydum, elimle koydum ya. Bekleyemem seni, zaten yakınlardayım şimdi. Nasıl olsa anahtarı da ver, uğrayıp alacağım. Ev çok pis. Reha amca vallahi içeriye giremezsin, ayıp olur sana. Allah Allah, ne olacak, çekinecek ne var oğlum? Yabancı mıyız ya? Ayrıca biz de bekarlık yaptık. Halden anlarım, hiç merak etme. Hadi, ben eve geçiyorum. Sana iyi dersler. Ne oldu oğlum? Ne oldu suratın bembeyaz kireç yemiş gibisin? Ne oldu? Kırmızı alarm Haluk abi, kırmızı alarm. Ömer, senin kayınpederler senin evde mi? Yani bizim evde mi? Yani hepimizin evinde mi? Bilmem. Niye ki? Yani biz çıkmadan onlar evdeydi. Bildiğim kadarıyla dükkanla bakmayacaklardı. Ne oluyor Nezih? Oy. Nezih bak. Bak eğer evle ilgili bir sorun varsa bana söyleyin. Bir hal çaresine bakarız. Yani
Ev sahibi mi kızıyor abi? Yani sizin ikinizden başka kimsenin kalmasını istemiyor mu? Ne oluyor Nezih? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Söylesene çocuk burada yırtınıyor ne oluyor diye. Abi şu an ikinizin de benimle gelmesi lazım. Hadi. Nereye? Niye ki? Haluk abi kırmızı alarm. Haluk abi. Av yeniden avcı oldu Haluk abi. Avcı büyük lokmalara saldırdı saldıracak Haluk abi. Hadi Haluk abi hadi. Tamam Nezih. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Koş. Koş Nezih koş. Ömer de koş. Koş Ömer koşun. Koşun hepiniz koşun. Hadi koş. Ne oluyor? Hadi koş. Ya ne oluyor böyle şey? Koşun oğlum. Ben anlamıyorum. Hepiniz ya. Koşun hadi tabana kuvvet koş. Nereye koşuyoruz ya? Koş ver soru sorma lan. Koş hadi abi. Nezih ne oluyor ya? Ömer. Allah Allah. Nereye koşuyorlar ki böyle? Pek bir telaşlı görünüyorlar ya. Ya hadi gelin şurada oturalım rahat çalışırız. Halil gitmeden çocuklara yemek yapıp bırakalım. Tamam Nail abi. Ben şimdi onlara bir çoban kavurma yaparım. Şöyle mantarlı falan. Oo. Sen elindeki işi bırak, hemen bir an önce yemek yapmaya başla. Tamam, bunu serdim bitti zaten. Ya onu sermekle uğraşmasana. Sen bırak oraya, sen yemek yapmaya koyul, ben yaparım onu. İyi tamam, böyle bıraktım o zaman. Hadi. Hadi bırak oraya, tamam. Selam. Ne haber Ayşem? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya Ömer'lere bakıyorum hani biraz önce buradalardı şimdi yoklar. Aynen öyle oldu. Az önce buradaydılar yok oldular. Muhtemelen fotokopi çektirmeye falan gitti onlar. Gittiler mi? Ha. Ben beni beklerler diye düşünmüştüm ama neyse. Otursana. Yok oturmayayım. Teşekkür ederim. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Selam Taner. Seda ben. Şey diyecektim. Benim dersim bitti. Yani sen de buralardaysan alsana beni. Süper. O zaman ben seni kapıda bekliyorum. Tamam görüşürüz. Sen bunu al. Benim ev zaten yakın. Ben bir koş alıp getireyim notları. Tamam en iyisi öyle olacak. Biz bekliyoruz burada. Selam. Selam Şeker. Nasılsın görüşmeyle? İyiyim. Nereye gidiyoruz? Yüreğimizin götürdüğü yere. Süper. Hadi gidelim o zaman. Öyle bir kavurma yapıyorum ki ağlayacaksın. Oh eline sağlık. Niye ağlayayım oğlum ağlamayayım Allah ağlatmasın ya. Allah Allah. Zaten kah ağlıyorsun kah gülüyorsun. Bir bakmışsın zaman geçmiş. Nasıl sürpriz olacak şimdi Ayşem'e? Ay, ben kızımı bilirim. Yavrum şimdi kafasını takıyordur o evin temizliğine filan. Evi böyle tertemiz görünce... Gözleri ışıldayacak. Ya Nail abi gelecek böyle içeri bir girecek bakacak yemek de hazır. Senin kızın sahiden mutlu olmayı çok hak ediyor Nail abi. He? Değil mi? Nail abi sesin gelmiyor. Bu ne rezalet?
Ne işin var senin burada be adam? Asıl senin ne işin var burada? Nahil abi, bu adamın ne işi var burada? Yuh! Sen de mi buradasın? Asıl senin ne işin var? Nahil abi, ne diyor bu adam? Burası benim kızımın evi. Ben ona yardım etmeye geldim. Bu evin anahtarının sende ne işi var? Ya, demek sana öyle söylediler. Evi temizleyesin diye sana yalan söylemişler. Burası benim evim. Parasını ben ödedim. Kontratı ben imzaladım. Benim evim burası. Nail abi, bu adam ne diyor?